gördüğünde. Ama ben görmüyorum. Ben senin sevgini hissetmiyorum kardeşim. Bunu çok söyleyen kardeşlere bunu söylediğim olmuştur. Net bir şekilde. Ağzına bunu çok dolayan, seni seviyorum diyen kardeşlere bunu hissetmiyorum dediğim olmuştur. Bundan pişman değilim. Eğer yanlış yapıyorsam Rab tabii ki yüreğimde beni düzelsin ve beni affetsin o kardeşte. Çünkü uyarmak istiyorum. Beni seviyorum diyorsun. Beni bir kere görüyorsun. Hiç konuşmuyoruz, hiç görüşmüyoruz. Hiçbir paydaşlığımız yok. Yemek yemedik. Bir çay içmedik. Zor zamanımda yanımda olmadın. Beni hiç aramadın. Hastalandığımda benim halimi, hatırımı sormadın. Sıkıntım olduğunda, dara düştüğümde yanımda değildin. Şimdi geliyorsun ve diyorsun ki seni seviyorum. Kusura bakma kardeşim. Ben senin beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Bilmiyorum. Aynı şey evlilik için de geçerli. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Arkadaşlarla okey gidiyoruz. İşte kahvede şu var bu var. 3 ay bir seminer varmış. 3 ay 5 ay seminerde kalayım. Biraz kafamı dinleyeyim. Kadın çoluk çocuğa baksın. Ben de rahat edeyim. Zaten yeni şehirler var. Güzel yerler var. Yeni insanlarla tanışayım. Yeni sohbetler edeyim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bu sözcük, iki kelime çok ucuz olabilir birileri için. Bu iki kelime çok değerli olabilir. Seni seviyorum. İçtenliği kanıtlanan sevgi eyleme dayalı sevgidir. Boş sözlerle söylenmiş, ağızdan çıkan, hiçbir şekilde o anda kardeşimi gördükten sonra bir daha onu düşünmediğim, dualarımda anmadığım bir sevgi şekli değildir. Eğer sevgiyi yaşamımızda öğrenemiyorsak, günahla bizde egemen olan isteklerimize, arzularımıza gem vuramadığımız için yıkım da kaçınılmaz olacaktır. Eğer gerçekten sevmiyorsak, ilk önce Rabbi, ondan soğuduysak, sonra kardeşlerimizden, eşimizden, çocuklarımızdan, sonuçta mutlaka arzularımız, benliksel arzularımız gelip bizde egemen olacaklardır. Ne demek istiyorum? Öncelikle bir söz veriyoruz evlilik konusunda, değil mi? Hastalıkta, sağlıkta, değil mi? Birçok şey söylüyoruz. Zenginlikte, yoksullukta. Ölüm bizi ayırıncaya dek diyoruz. Bir antlaşma yapıyoruz. Yüzüklerimizi takıyoruz. Evliliğimiz Rabbin önünde, imanlar topluluğun önünde kutsanıyor, onanıyor ve aradan zaman geçiyor. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Sonra birdenbire sevgimiz soğuyor ve başka şeylere bakmaya başlıyoruz etrafımızda. Sağda solda ne var ne yok. Farklı günahlar olabilir bu insanlar için. Kimisi için bir zina olabilir. Başka bir eş arzusu olabilir. Kimisi için bir öfke sorunu olabilir. Kimisi için sadece bir hırsızlık sorunu olabilir. Çalıyoruz. İnsanlar bazen evliliklerini çalıyorlar. Sevmeyi bıraktıkları evlilikleri çalarak hırsızlıkla tamamlıyorlar. Neyi çalıyoruz? Karşı tarafın duygularını çalıyoruz. Karşı tarafın parasını çalıyoruz. Evlilikler bile bugün ayrı değil mi? Fark etmiyor musunuz? Bilmiyorum, duydunuz mu? Ben ilk duyduğumda gerçekten şok olmuştum. Yani ama sonra bunun bir yeni bir kavram olduğunu öğrendim. İnsanlar evleniyorlar, karı koca. Birisi daha fazla kazanıyor, birisi daha az kazanıyor. İşine göre değişiyor bu. Sonra bütçelerini ikiye ayırıyorlar. Daha çok kazanan daha çok para harcıyor. Daha az kazanan daha az para harcıyor. Yani herkes kendi parasını harcıyor. Ama bunlar aynı ev içerisinde büyüyen, yetişen, aynı ilişkiyi paylaşmış, tek beden olduğunu söyleyen kişiler. Bilmiyorum sizin ailenizde olur muydu? Genelde tabii ki bizim daha ataerkil toplumlarımızda erkek çalışır. Kadınlar evde otururlar, evi temizlerler, çocuğa bakarlar. Kocasının isteklerini onları yerine getirirler. Ve kadınlar da bunun karşılığında ondan
Bu yaptıkları hizmetin karşılığını birazcık aşırarak çalmaya başlarlar. Yani evin günlük ihtiyacı için 100 lira var derler. 50'sini harcarlar pazarda, 50'sini yan tarafa koyarlar. Neden bunu yaparlar? Hiç duydunuz mu annenizde, büyük annenizde tanık oldunuz mu bilmiyorum. Ben oldum. Neden bunu yaparlar? Çünkü sadakatsizlik vardır. Çünkü güvensizlik vardır. Çünkü güvenemezler. Kocasının, o kadın yarın öbür gün onu bırakacağını düşünür ve kenara biraz para atmak ister. Çünkü çoluğu ve çocuğuyla ortada kalacağını bilir. Kazanamayacağını bilir. Aç kalabileceğini düşünür. Koca gider evden, ayrılır, başka bir yere, başka bir memlekete, gurbete çalışmaya devam eder. İkinci, üçüncü eşini oralarda bulur ve devam ettirir. Çok örnek var değil mi böyle etrafımızda? Benim var, bilmiyorum sizde var mı? Evet. Şimdi, öncelikle dedim ya, çarmıhı düşünmemiz lazım. Çarmıhta sevgi var, çarmıhta sadakat var. Çarmıhta ne var biliyor musunuz bir de? Lütuf var. Acaba evliliklerimizde ya da tüm ilişkilerimizde, evli değilseniz, lütfeden insanlar mıyız? Yani karşılıksız olarak sevdiğimiz kişiye bir şey verebiliyor muyuz? Herhangi bir beklenti olmadan, içsel bir çıkar olmadan verebiliyor muyuz? Bunu başarabiliyor muyuz? O yüzden çarmıhı derin düşünelim. İlişkimizde lütufkar mıyız? Sadece başkalarına hak ettiğini veren insanlardan mıyız? Ve en önemlisi, affedebilir miyiz? Bize yanlış davranan, bizi kıran, bizi inciten, bizi hayal kırıklığına uğratan birini affedebilir miyiz? Onu yürekten bağışlayabilir miyiz? Hala onun gözlerine bakıp onu sevdiğimizi görebilir miyiz? Affedebilir miyiz? Çünkü uzaktaki birini affetmek kolaydır. Ama her gün beraber yaşadığınız, her gün onunla birlikte 24 saat neredeyse işinizin dışında zaman harcadığınız birini affedebilir misiniz? Unutmaktan bahsetmiyorum. Çünkü burada unutmak devreye giremez. Unutamazsınız gözünüzün önünde. Ben anneme gidiyorum. Ben babamın evine gidiyorum. Bırakıyorum, terk ediyorum. Ayrılıyorum. Yetti canıma. Deyip kolaylıkla bu durumdan kurtulabiliriz. Orada affetmeyi, unutmayı seçebiliriz. Tamam, yani öfkenizin geçmesi için bazı şeyler gerekebilir. Zamana ihtiyacınız olması gerekebilir. Bundan bahsetmiyorum. Ama affedebilir miyiz? Evliliklerde bunu yapmak çok ama çok önemli. Affedebilmek. O yüzden karı, koca evliyse aynı zamanda bu evlilikte bir hakeme ihtiyaçları var. O da aynı zamanda kimdir? Rabbimiz ve kurtarıcımız olan İsa Mesih'tir. Eğer İsa Mesih'le derin, gerçek bir ilişki içinde değilsek, diğer ilişkimiz de zaman içerisinde çatırlayacaktır, son bulacaktır, bitecektir. Çünkü kaynaktan beslenmiyoruz, ilahide de söylüyoruz, diyoruz kaynağa gelin, kaynağa gelin. Yaşam suyundan için ama değil, sadece yaşam değil, orada gerçek sevgi var. Gerçek sevginin kaynağıdır Rabbimiz. Gerçek sevgiyi bize öğretir kutsal ruh. Bugün antlaşmamızın işareti sadece vaftiz değildir. Vaftizle beraber almış olduğumuz kutsal ruhtur. Ortak olduğumuz kutsal ruhtur. Kutsal ruhun öğretmenliği yoksa kendi aklımla bir yere kadar belli felsefeler içerisinde daha çok okuyarak, kendimi terbiye ederek, iyi bir öğrenci olarak, dua ederek, kutsal kitap çalışarak bir yere kadar gidebilirim kendi aklımla. Kutsal ruh yoksa bu yoktur. Bu kayıptır. Şimdi son bir şey için Tanrı ile halkı arasındaki duruma bakmayı istiyorum bu konuda.
Tanrı'nın halkı İsrail, ne dedik, sert enseli kavm diyor ya ona. Okuduğumuzda gerçekten ne kadar çok yanılgıya düşüyor değil mi? Ne kadar çok günaha düşüyor? Ne kadar çok Tanrısı Yahve'yi aldatıyor? Ona yüz çeviriyor, ona sırt çeviriyor. Her adımında, her yaptığı şeyde. Acaba bize böyle bir şey yapılsa, biz bunu bağışlayabilir miyiz? Biz aldatılsak, biz bunu bağışlayabilir miyiz? Aynı yürekle, aynı sevgi yüreğiyle. Şöyle sayayım. Balam, balağın isteği üzerine İsrail'i lanetlenmek için görevlendirilmiş bir peygamberdi. Dönemin peygamber sayılan birisiydi. Ve orada Tanrı'nın Balam aracılığıyla kendi halkına, kendisini aldatan, putperestlik yapan, onun sözüne itaat etmeyen, onu her adımda yolda bırakan, kendi halkına olan bu lanet isteği üzerine sözlerini okuyoruz. Üç söz var, üç bildiri var bütün bölümde. 23. bölümden okuyacağım. Siz de dinleyebilirsiniz. Bu sözler aynı zamanda bizim yüreklerimize gelsin. Bize gerçekten Tanrı'nın bizi nasıl gördüğünü, nasıl sevdiğini, günahımıza rağmen, itaatsizliklerimize rağmen, ikiyüzlülüğümüze rağmen, yalanlarımıza rağmen, nasıl sevdiğini göstersin. İlk bildiri. Balak beni Aram'dan, Moab kralı beni Doğu dağlarından getirdi. Gel benim için Yakup soyuna lanet oku dedi. Gel İsrail'in yıkımını dile. Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetlerim? Rabbin yıkımını istemediği kişinin yıkımını ben nasıl isteyebilirim? Kayaların doruğundan görüyorum onları. Tepelerden bakıyorum onlara. Tek başına yaşayan, uluslardan kendini soyutlayan bir halk görüyorum. Kim Yakup soyunun tozunu ve İsrail'in dörtte birini sayabilir? Doğru kişilerin ölümüyle öleyim, sonum onlarınki gibi olsun. Balak Balam'a ne yaptın dedi. Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni getirdim. Sen onları kutsadın. Balam, ben ancak Rabbin söylememi istediği şeyleri söylemeliyim diye yanıtladı. Sonra ikinci bir bildiri de bulundu. Dedi ki, biraz daha yukarı çık, biraz daha yüksekten bak. Belki o zaman Tanrı'nın gözünden daha iyi görürsün. Bu rezil, bu gerçekten acınası halka bakıp onun için lanet okuyabilirsin. İkinci bildirisi daha güzel. Diyor ki İsrail için, ey Balak uyan ve dinle. Ey dünya uyan ve dinle diyebiliriz. Ey Sippor oğlu bana kulak ver. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verip de yerine getirmez mi? Kutsamak için bana buyruk verildi. O kutsadı. Ben değiştiremem. Yakup soyunda suç bulunmadı. Ne de İsrail'de kötülük. Tanrıları Rab aralarındadır. Aralarındaki kral olarak adına sevinç çığlıkları atıyorlar. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı. Onun yaban öküzü gibi gücü var. Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz. İsrail'e karşı falcılık etkili olmaz. Şimdi Yakup ve İsrail için Tanrı neler yaptı denecek. İşte halk bir dişi aslan gibi uyanıyor. Avını yiyip bitirmedikçe, öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor. Bunlar bize verilmiş olan bereket sözleri. Ama bitti mi? Hala bitmedi. Devam ediyor. Diyor ki kral, daha yukarı çık, en tepeye çık. Oradan gör. Hepsini görünce bunların ne kadar kötü insanlar olduğunu anlarsın ve onlar için bir bedduada bulunursun belki. Son bildiri şöyle. Beor oğlu Balam gözü açılmış olan, Tanrı'nın sözlerini duyan, her şeye gücü yetenin görümlerini gören, yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor. Ey Yakup soyu, çadırların, ey İsrail, konutların ne güzel. Yayılıyor vadiler gibi, ırmak kıyısında bahçeler gibi, Rabbin diktiği öd ağaçları gibi, su kıyısındaki sedir ağaçları gibi,
Kovalarından sular akacak, tohumları bol suyla sulanacak. Kralları Agag'dan büyük olacak, krallığı yüceltilecek. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı, onun yaban öküzü gibi gücü var. Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek, kemiklerini parçalayacak. Oklarıyla onları deşecekler. Aslan gibi, dişi aslan gibi yere çömelir, yatarlar. Kim onları uyandırmaya cesaret edebilir? Seni kutsayan kutsasın. Seni lanetleyen lanetlensin. Bu Rabbin halkına bakışıdır. Her şeye rağmen. Biz her şeye rağmen birbirimizi sevebilir miyiz? Biz her şeye rağmen birbirimizi affedebilir miyiz? Biz her şeye rağmen birlikte Rabbin önünde beraber yürüyebilir miyiz? Bu soru özellikle evlilik hayatımızda bir kendimize sormamız gereken sorudur. Eğer boşanmak isteyen birisi varsa, ki oluyor, Rabbin sözünü, Rabbin isteğini düşünsün ve Rabbin yüreğini anlasın. Bunun için Rab bize anlayış versin bugün. Rab bizi yeni bir düşünceyle aydınlatsın. Farklı bir düşüncemiz varsa, onun isteğinden uzak, ona aykırı bir düşünüşümüz varsa, bir günahımız varsa bize merhamet etsin, bizi bağışlasın. Çünkü Rabbin sevgi dolu yüreği çok büyüktür. Ve o yüreği biz alırsak başkalarına da iletecek kadar, bizden taşıyacak kadar o sevgi etrafımızı bereketleyecektir. Her durumda, her zaman. Ve bu hafta böyle olsun. Şimdi dua edelim kardeşler. Rabbimiz, kurtarıcımız, her şeye gücü yeten, her durumda bize karşı sevgi dolu olan tek gerçek Tanrımız, sen bizi birleştirdin ya Rab. Sen bizi bir Tanrı ile birleştirdin. Sen bizi sonsuz yaşamın kaynağında birleştirdin. Sen bizi esenliğinde, barışında birleştirdin. Ve bize bir aile verdin. Senin baş olduğun kilisende ya Rab. O kilisenin üyeleri olarak önüne geliyoruz. Ve senden sevgini bize daha fazla açıklamanı diliyoruz. Ya Rab, gözlerimizi aç. Senin sevgini daha iyi görebilelim. Senin yüceliğine daha iyi bir şekilde bakabilelim. Anlayabilelim, kavrayabilelim. Yüreklerimizi büyüt ya Rab. Ki gerçekten senden gelen sevgiyle beslenip o yüreklere daha fazla kişiyi sevecek o gücü, o kudreti sağlayabilelim diye dua ediyorum. Sana bakıyoruz, gözlerimizi sana çeviriyoruz ve bütün bir hafta boyunca hepimizi bereketlemen için ve koruman için dua ediyoruz. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin.